Değerli arkadaşlar, Farming Simülatör'ün bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Evet, bu aralar güzel gidiyoruz. Geçen bölümde biliyorsunuz ki şeyi aldık, mandırayı aldık. İneklerimizi yerleştirdik. İlk miksimizi yaptık. Ve orada çok güzel bir şekilde duruyor. Hayvanlar içinde geziyorlar ve İşte hem bulamaç hem süt üretimi başladı şu anda. Böyle tatlış tatlış geziyor bunlar burada. Aa. Açabiliyormuşuz da burayı. Gerek yok açma şimdi. Evet ya yani bunlar böyle. Bu mikseri buraya kaydırdım. Burada duruyor. Şu arkadaş %7 fermente. Bir ay sonra Eylül işte Ekim gibi falan hazır olacak. O Ekim'e doğru hazır olacak. Şunu fark ettim. Bu taraftan dolanırken arkamda Dorsa varken çok sığmadı buraya. Traktörle. Özellikle şu köşeyi dönerken birazcık zorlandım. Burayı dönerken takıldı bu tarafa böyle Dorsa. Burayı birazcık daha büyütmem gerekecek gibi görünüyor. Hatta direkt gelmişken yapayım onu. Bir tık daha çok değil. İnce bir açacağız boyama. Bakayım hepsi yerde değil mi? Hepsi yerde güzel. Evet yani bunu da böyle yapmış olalım. Orada ürüyor onlar şey yapıyorlar. Şimdi az evvel şeyi kiraladım. Amazon neyse işte şu tohum şey kiraladım. Bu tarlaları bir tohumlamak istiyorum. Şey tohumlamak demiş. Gübrelemek istiyorum. Katı gübre. Şuradan bir baktığımız vakit bunun sarılması gerekiyor. Bir de %50. Ha burası. Ha şimdi oldu. Sarmamız gerekmiyor da. Gübre. Bir tur gübre atsak olur. Hadi bismillah. Atalım oraya. Aynen. Bunu da geri verelim hemen. Buraya bir kontrakt. Ha bunların ikisi de oldu. Güzel. Kontrakt var mı? Yok şu anda. Forajlara dokunmuyorum. Hasat varmış. Burada patates hasatı zaten. Onu da istemiyorum. Şimdik. Elimizde Eylül ayındayız. Eylül ayı pek fiyatların yüksek olduğu bir ay değil. Dolayısıyla ona da çok dert etmeyeceğim ama bir yine de kontrol edelim şöyle bir elimizdeki ürünlerin şeylerin miktarlarına bir bakalım. Şimdik Yılaf 2000 şuradan fiyat dalgalanmalarına bakalım. Şu an Eylül'deyiz. Aralık'ta pik yapıyor buğday. Aralık'ta pik yapıyor. Yılaf Aralık'ta pik yapıyor. Süpürge darısı. Süt. Eylül ayında süt aslında iyi. Hatta pik yapıyor. Önümüzdeki sene Eylül'de satacağız. Saman bakalım. Aralık ayında pik yapıyor. Aşağıya doğru gidelim. Bulamaç Kasım'da pik yapıyor. Çok yüksek fiyatlar değil gerçi ama yine de güzel. Şimdi ondan başka marul Ocak'ta pik yapıyor. Bunu da geçtik. Başka silaj Ocak'ta pik yapıyor. Bunu da geçtik. Yumurta Ekim'de pik yapıyor. Ekim ayında yumurtaları satacağız sevgili arkadaşlar o zaman. Önümüzdeki ay. Yumurtaları satacağız. Hayvanlar 100. Maksimumuna ulaştı burası galiba. 2 palet olmuş. 2 palet daha var. Burada da 3 paletimiz var. Marulların falan daha vakti var. İyi hadi o zaman uyuyalım. Ekim ayına geçelim bakalım. Yağmurlu bir Ekim sabahı.
Ne kadar hoş yemleri var bu arkadaşların halen daha. Suyumuz 4400 litreye düşmüş. Bir su çekebiliriz. O palet dolmuş, o olmuş. Güzel. Bu oldu mu? %42. Muhtemelen yarına düzelir gibi. Hayvanlar ne durumda? Süt 200 litre. Bulamaç 1200 litre. Saman 14.000. Yemeğimiz var, samanımız var. 40 adet de hayvanımız var. Çok güzel. Çimler büyüyor mu? Büyüyor. Verim bonusu ve gübresi bol. Sarmamız gerekiyor ama ona bir şey yapamıyoruz şu anda. Yumurta satacağız. Var. Şimdi burada bir balyalama görevimiz var. Kurutmamız gerekiyor. Tarla 24'ün 12K veriyor. Olur. Gübrelemeler var. 2 tane. Geçtik. Hasat. Neymiş bu? Ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk var. Ot ayıklama var. Saban sürme var. Spreyleme var. Toprağı işleme var. Sevgili arkadaşlar, galiba yine bir şey yapıyoruz. Ne derler? Bir böyle... Aha. Aa, spreyleme görevini mi aktive ettim ben? Be. Neyse. Yine başladık şeye. Kontrakt işine. Kontrakçılık yapacağız. Çünkü şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla şu an için bekliyoruz. Bu hangi tarlanın acaba? Spreyleme görevini de istemiyordum bu arada ama yapmak zorunda kaldık bakalım. Toprağı işle, tarla 11. Tarla 11'e gidelim bakalım hemen. Burası büyük de bir tarlaymış ama Horseplay'e vereceğim. Horseplay kendi kendine yapar orayı. Şimdi hava güzel, sıkıntımız yok. 11.000 euro kadar bir paramız var. Ve bu parayı gün sonunda en azından bir 30'lara kadar çıkartmak istiyorum ben açıkçası. Hadi bakalım, bol kontratlı bir gün olsun inşallah. Bir dakika. Spreyleme. Abi inanmıyorum ya. Hayrına gübre attım herifin tarlasına. Abi inanmıyorum ya. Diyorum ki ulan tarla bitmek üzere. Niye burada hala yüzde vermedi? Meğersem spreyleme ile herbisit basacakmışız. Otlardan kurtulacakmışız. Vay arkadaş ya. Bak şimdi canım sıkıldı işte. Şimdi canım sıkıldı işte. Bari milletin tarlasına atayım hayranı. Çok az bir şey kaldı. 150 litre için ayrı bir şey kullanmaya değmez. Ay. Çok üzüldüm şu anda ya.
İşte istenmeyen neydi? İstenmeyen neyin bir şeyi olmazdı? Kuzunun muydu? Of. Neyse ben yapmayayım. İşçi yapsın bunu. Yeter ya, %38. İşçiye bırakacağım abi, ben hiçbir şey yapmayacağım. Bırakacağım, geçeceğim öyle işçi. İşçi yapsın, ne yapıyorsa. Bu arada başka bir görev yapalım, biz de canım sıkıldı şu an çok. Kör basit atacak mısınız? Gübre attık herifin tarlasına, hayrına ya. Pekala. Sözleşmeler. Ot ayıklamayı yapmak istemiyorum. Gübrelemeler değil. Balyalamayı aktive edeceğim. Tarla 24. Nesne ödünç al. Ha, dur. Sen burada dura dur. Tarla 24 yukarıdaki büyük tarlalardan birisi. Bana böyle bu dahil 3 tane araç veriyor olması enteresan geldi bu arada. Kurutuyorduk değil mi bunları, yanlış hatırlamıyorsam? Kurutmalı bir görev bu. Ona dikkat edelim. Tarla 19'un kontraktını alalım. Güzel. Şimdi önce kurutucu ve şeyi alacağız. O arkadaşları. Yine önlü arkalı bağlayayım buraya. Çok güzel. Hadi bakalım. Bir nesne tarafından kim engellendi ya? La havle ve la kuvveten. Geri zekalı mısın yavrum evladım sen ya? Üç tur geçtim. Yetmedi mi hala? Hala mı beceremiyoruz? Bitmiş iş. Kim bitirdi? Bu mu bitirdi şu? Evet, o bitirmiş. Çık abicim, tarladan dışarı. Hadi. Gez 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 gez. Yürü yürü yürü. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Komple bir tur atalım şöyle. Bir dakika, hangi? Neyin işi bitti? Bunun işi bitti. Pekala. Toplandı. Toplayalım. Güzel. Devam. Thank you.
Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, bir tane daha tamamlanan, iki tane daha görevimiz var. Hem bir balyalama hem taban sürme tamamlanmış. Burada iki tane aktif görevimiz var. Hasat ve hasat. Güzel. Gübrelemelere dokunmuyorum. Bir tane daha hasat var. Pamuk hasadı. İplikhaneye götüreceğiz. Nesne ödünç al dedim. Gidelim bakalım. 17'ye doğru gidiyoruz. Amma büyük alet ha. Şuraya bak. Böyle bir şey bizim çiftliğe herhangi bir yere herhalde sokamayız diye düşünüyorum yani. Ne manevra yapabiliriz doğru düzgün böyle bir şey olsa ne başka bir şey. Bizim burada bu arada samanımız var mı? Daha bayağı bir samanımız, silajımız ve kurumuş otumuz var. Güzel çünkü yani yakın zamanda herhangi bir saman üretimi yapabileceğimiz bir ekin koymadık. Belki de şeylerden bu bütün ıvır kıvırlardan elde ettiğimiz işte inekten ettiğimiz süt, silajlar vesairelerden kazandığımız parayla başka bir tarla satın alabilirsek o tarlayı sadece böyle işte güzel böyle bir tahıl saman bırakan bir tahıla çevirebiliriz. Tahıl tarlası olarak kullanabiliriz. Diğer tarlalarımızı işte çim ve çiftliğin kendisi olarak da kullanabiliriz. Böyle de güzel olabilir beraber kullanırsak. Şu yukarıdaki tarla onun kontraktı az kalmış. Tarla 17'yi başlattık. Şimdi bunun da limiti var mı? Yok. Otomatik yaymayı açalım. Zaten işçiye vereceğim. İşçi çalışacak burada. Bizim aşiret kalabalık olduğu için dediğim gibi bir önceki bölümde mi söylemiştim? İki önceki bölümde mi söylemiştim? Öyle bir şeydi herhalde. Çok kalabalık bir aşiretiz biz. Kimse para almıyor. Herkes hayrına çalışıyor. Karın doktoruna çalışıyor. Sıkıştık ya. Boşalt hepsini soyayı da sat abi bir şey olmaz. Zaten 3000 falan kalacak. Sat gitsin hepsini. 3000 litre gibi bir şey kalıyordu galiba yanlış bilmiyorsam. Onu da satmış olduk. Şimdiki tarla 10 bitti. Tarla 4'e bakmamız lazım.
geldik. Satalım şuradan. Hadi inşallah. Evet, güzel. Tarla 4'ü de bitiriyoruz. Tarla 4 de bitti. Tarla 4'ün işlenmesi geldi. İşte bu ya. Alalım. Çok güzel. Tarla işlemeler dediğim gibi keyifli geliyor. Bak bir gün içerisinde yapabildiğimiz görev sayısına bakar mısın? Ve hiç zamanı 5x'ten aşağıya çekmedim. 5x'te sabit gidiyoruz yani şu an haldır haldır. Aa bal koysaydım keşke bak. Tüh. Aklıma da gelmedi ha. Tarlaya bir yere bir bal atayım da ince ince olsun. Hem tarladan verim alsın. Verimi yüksek olsun. Hem de bize şey versin. Bal versin ki güzel satış yapalım ondan sonra baldan. Bu seride birazcık üretimlere de girmek istiyorum. Hayırlısıyla. Arı komanı istiyorum ben ya bir tane. Yapabilir miyiz acaba? Hayvan eri. Yani nereye olur? Şuraya koyabilir miyiz bence? Bence koyarız ya. Niye koymayalım? Şuraya falan sıkıştırsam aslında çok güzel olur da. Tam şeyin arkasına. Böyle koyabilirim. Çünkü buraya bir tane daha bina koyma ihtimalime istinaden dedim. Öyle mi koysam diye. Böyle ağaçların arasında. Ha, şurası mesela olur. Ama onu bir peyzajı düzeltmem lazım. Aynen. En büyüğünden 19 bin, 20 binmiş bu da. Ay maşallah. Çok da pahalıymış ya. Bunlar da 12 bin. Böyle hemen kar ettirmiyor bunlar bize. Biliyorum. Ama başlamasında fayda var bence ufak ufak. Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz katıldığınız için değerli arkadaşlar. Ben ortalığı toplayacağım. Bir sonraki bölüme ya da kısa gelirse eğer editte bunun kısa olduğunu şey yaparsam bir sonraki bölümde birleştiririm. Yani şey yaparız işte, duruma göre bakacağız işte. Eğer kısa gibi hissedersem değiştiririm elbette ki uzatırım bölümü. Böyle kısa içerik sevmiyoruz bizim kanalda. Uzun olacak bizim içerikler. Torbanın fizikleri çok iyi ya. De şurada bir şey vardı ama galiba orada da herbasit mi var? Gübrem var. Öyle bir şey var. Aynen görebiliyorum. Tarla 10 %80 tamamlandı. Tarla 4 de geliyor. Onları da toplarım. Parayı en azından bir 30'lara doğru çıkartırım tekrardan. Bir sonraki gün yani Ekim ha 2 Ekim'de eğer silaj tamamsa bütün silajı satacağız elimizdeki. Balyalar hariç. Bunker'da duran, sığınakta duran bütün silajı satacağız. Böyle farklı yerlere koyayım da bunları lazım olursa ondan sonra şey yapmayalım. Güzel. Tavukların yemi var. Bunlar birikiyorlar. Şuna yükleyeceğiz sonra. Onlar iyiler. Bunlar büyüler. Hadi bakayım. Durumu neymiş? %59. Güzel.
Haydi bakalım. Görüşürüz.